Bir insan için çocuğunu kaybetmek çok acıdır. Angel ise iki çocuğunu aynı anda kaybetti. Yeni doğan çocuklarının öldüğünü öğrenince tam anlamıyla yıkılmıştı. Ama 3 ay sonra doktorun ona verdiği haber hayatını değiştirdi. Duyduğu şeye hazır değildi. Haberi altında odada büyük bir sessizlik hakim oldu. Angel ve eşi Nick'in ailelerinde birçok ikiz vardı. Bu yüzden ikizleri olacağını öğrenmeleri büyük bir şok olmamıştı. Bu iki müzik öğretmeni çocuklarını heyecanla bekliyorlardı. Angel'ın sancıları 22. haftada çok erken başladı. Kurtulma şansı çok düşüktü. Doktorlar kurtulma şansını artırabilmek için doğumu birkaç gün ertelemeyi başardılar. Daha sonra doğumun hemen ardından çocukları yoğun bakıma aldılar ama henüz yarım saat ölmüşken çocuklardan biri öldü. Diğeri ise hala yaşıyordu ve doktorların umudu vardı. Çocuk üzerinde acil birkaç ameliyat yapıldı ve çocuğu kurtarmak için her yolu denediler. Fakat çocuk henüz 4 günlükken yaşam savaşını kaybetti. Çocuklarını son kez kucaklarına aldılar ve eve döndüler. İkizlerinin kaybından sonra çift çok zorlu dönemler geçirdi. Ayrıca çocuklarının ölümü için kendilerini sorumlu tutuyorlardı ve bu acılarını daha da katlıyordu. Çift bu yaz dönemini yeni yeni atlatmışken 12 hafta sonra Angel şok edici bir haber aldı. Hamileydi ve yine ikizleri hamileydi. Yine biri kız, biri erkek olacaktı. Angel sanki Groundhog Day filmindeki gibi aynı sahneleri tekrar yaşıyormuş gibi hissetti. Tüm süreç başa sarmıştı ve Angel çok heyecanlıydı. Ama bu ikinci seferi ilk gibi eğlenceli geçmiyordu ve genel olarak korku ve endişe hakimdi. Çevrelerindeki insanlar da endişeliydi ve böylece kritik 23. haftayı da sıkıntısız atlattılar. Daha sonra bebekleri normal zamanlarında dünyaya geldi. Ava ve Mason çok sağlıklı iki bebekti. Çift de çok mutluydu ve çocuklarına ilk doğumda ölen çocuklarının isimlerini göbek adı olarak verdiler. Çift bebeklerini daha sonra ölen kardeşlerinin mezarlığına götürdüler ve aile ilk defa bir araya gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ikizler doğum günlerini kutladılar. Angel daha sonra doğumlar sırasında kendilerine çok yardımcı olan James Cook Üniversitesi Hastanesi için yardım kampanyası başlattı ve 1300 dolar bağış topladı. Angel verdiği röportajda unutmanın asla mümkün olmadığını ama her geçen gün biraz daha iyi olduğunu söylemişti. Çocuğunu kaybetmek herkes için zordur ama bu çiftimiz en azından onları hayata tutacak yeni bebeklere sahip oldular.